Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre Ulusal Birlik Partisi kurultayı ikinci tura kalacak. Hafta sonu yapılacak genel kurulda UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün %36.3, Genel Başkan adayı Ünal Üsten ise %29.1 oy alarak en yüksek oy alan adaylar olacak. Gezici araştırmasının örneklemlerine ilişkin ankette 5 ilçede 18 yaş ve üstü delege sayısını temsil eden 2850 kişinin arandığı ve yapılan çalışmada tüm verilerin telefonla görüşme metoduyla toplandığı açıklandı. Gezici Araştırma Merkezi'nin anketinin 12-15 Ekim tarihleri arasında yapıldığı da kaydedildi. Araştırmaya katılanların Ulusal Birlik Partisi'ndeki görevlerine ilişkin dağılım incelendiğinde %9.7'si kadın kolları başkanı olduğunu ifade ederken %8'i gençlik kolları başkanı olduğunu, %19.5'i örgüt başkanı olduğunu, %45.4'ü Ulusal Birlik Partisi üyesi olduğunu ifade etti. Araştırmaya katılanların Ulusal Birlik Partisi'nin yapmasını istediği icraatlara ilişkin dağılımı incelendiğinde %21.8'i halka ve tabanın sesine kulak vermesi gerektiğini ifade ederken %11.4'ü ekonomik olarak ilerlemek istemelerini desteklemesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra %16'sı Kıbrıs'a sahip çıkmasını ve %8.7'si işsizliği çözmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmaya katılanların Ulusal Birlik Partisi'nin 20. olağan kurultayında hangi adayı destekleyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde ise %36.2'si Hüseyin Özgürgün'ü destekleyeceğini ifade ederken %29.1'i Ünal Üsteli ve %21.0'ı Ersin Tatar'ı destekleyeceğini ifade etti. Gezici araştırmanın yaptığı kamuoyu yoklamasında UBP üyelerinin sandığa katılımının düşük olacağının verileri de açıklandı. Buna göre üyelerin %55-60'ı sandığa gitmeyeceğini söyledi. 8500 civarında üyeye sahip olan partinin yaklaşık 2000 kişisi partiye üye olduğunu bilmiyor. Bilenlerin bir kısmı da kendilerinin haberleri dışında üye yapıldıklarını ve sandığa gitmeyeceklerini söyledi. Anket kapsamında araştırmalarını yürüten Gezici Araştırma Merkezi, kendisini başka bir partili olarak veya başka bir partiye gönül bağı olduğunu ifade eden yüzlerce üyeyle karşılaştıklarını, bu kişilerin de sandığa gitmeyeceklerini belirttiklerini açıkladı. Gezici Araştırma Merkezi'nin anket verilerinde UBP'nin 7 başkan adayından biri olan Oğuz Ceylan'ın yer almaması da dikkatlerden kaçmadı. Gezici Araştırma Merkezi ayrıca ikinci turda hangi adayların kalması ve nasıl bir sonuç çıkacağı yönündeki yeni çalışmasını da 28 Ekim Çarşamba günü saat 13'te açıklayacağını duyurdu.